Selam arkadaşlar, selam, saygılar, sevgiler. Kür yapan arkadaşların, yarışma planlayan arkadaşların, şöyle bulk evrelerinde yaptıkları hatalar var. Şimdi bulk evresinde arkadaşlar, biz her zaman bir profesyonel sporcuya tavsiyemiz, sulanma çok olmadan, yağlanma çok olmadan yapabileceğimiz bulklar bizim için önemli. Neden? Çünkü arkadaşlar sen bulk yaptın, aldın 10 kilo alman gereken kürde 15 kilo aldın. Eyvallah. Aldın 15 kilo. Bu 15 kilonun belki 5 kilosu gereksiz fazla su ve yağ. Ve yarışma evren yaklaşıyor ve 5 kilo fazla suyu hani 3000 lira maliyetle aldıysan 10.000 lira maliyette de atmaya başlıyorsun. Nedir yani? Yarışma yaklaşmış. Fazla suyun var. Sabah kardiyolara saldırıyorsun. İşte fragmentler alıyorsun, büyüme hormonları alıyorsun ki bu yağları yaksın diye. Ya daha da kendini yormaya başlıyorsun. O yağı yakacaksınız diye kas kaybı da başlıyor. Çünkü kas kaybı da o. Çünkü diyet yapacaksınız. Su atasın, yağ atasın diye arkadaşlar. O yüzden lütfen yani adam her gün makarna yiyor. Bakın her gün makarna yiyorsan, adelen doluyorsa, belinde göbeğinde sulanma artmıyorsa yiyebilirsin. Böyle insan çok. Ama sen makarna yiyorsun da belinde de artış başlıyorsa sen makarnayı yeme kardeşim. Yani yapma. Senin karbonhidrat sınıfı ürünleri yediğin zaman sulanman artıyorsa vücuttaki sulanmayı az yapacak karbonhidratlardan beslenmen lazım. İşte benim X arkadaşım, İşte benim bir arkadaşım böyle yiyor hocam. Ya onun genetiğiyle senin genetiğin aynı değil. Şimdi sen yiyince poşet gibi oluyorsun. O yediği zaman beton gibi oluyor. Şimdi yani onun genetik faktörleriyle seninkisi aynı değil. O yüzden yediğiniz karbonhidrat bel çevresi sulanmayı arttırıyorsa bir karbonhidrat miktarını azaltın. Azalttığın zaman adrede düşüş yaşıyorsan karbonhidrat cinsini değiştirin. Pirinç yiyorsanız bulgura geçin. Yani biraz okuyun arkadaşlar. Yani pirincin içindeki şeker miktarıyla bulgurun şeker miktarı aynı mı? Yani bunlara dikkat edelim. Böyle yaparsanız kür esnasında gereksiz 4-5 kilolar fazladan onlarla uğraşmanıza gerek kalmayacak. Bulkunuz ne kadar temiz olursa sizin kürde yıpranmanız da o kadar az olacak. Yani arkadaşlar göbekteki fazla suyu atana kadar diyeti zorlaştırıyorsunuz, kardiyoyu arttırıyorsunuz, kas da kaybediyorsunuz. Yani bu neyin mantığı, hangi akıldır yani? Yok makarna ye. Vücudun kaldırıyorsa ye. Dediğim gibi sulanma yapmıyorsa ye. Sulanma yapıyorsa yeme. Arkadaşına yapmıyorsa o yesin, yapıyorsa yemesin. Yani bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bu işin bir kanunu yok. Çünkü bodybuilding sporunda bir kurallar silsilesi olamaz bana. Belli bir kurallar olur ama geneli bağlıyor ama çünkü herkesin genetiği farklı. Mesela futbolun bir kuralı vardır, bir şablonu vardır. Onun dışına çıkamazsınız. Şöyle antrenman yaparsan şu olur, bu olur, o falan diye futbolda her şey kurallara bağlıdır ve kontrol edilebilen bir spor dalıdır. Ama bodybuilding öyle değil de arkadaşlar. Ben makarna yiyerek dev gibi olup çok güzel form tutabilirim. Arkadaşım makarna yiyerek su tutabilir yani. Kas da yapmayabilir. Yani genetik burada önemli. O yüzden profesyonel sporcu hep kendi üzerine dener. Hep aynayla çalışır. Sabah uyanır, aynanın karşısına bakar. Ha, sulanmamaz. Bugün bu karbonhidratım iyi, doluluğumu yakaladım vesaire. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bunlar çok önemli tüyolar bu yarışma sürecinde karbonhidrat ayarlaması açısından. Bunun bence bir rakamı yok. Ortalama günde 500 gram çiğ ağırlık karbonhidrat almaya başlayabilirsiniz. Kas doluluğu yapıyorsa ve sulanma yapmıyorsa arttırabilirsiniz. Arttırdığınız esnada sulanma yapıyorsa o miktardan aşağı düşüp geri eski halinize dönebilirsiniz. Adam 1 kilo yiyip de sulanmayan var. Yarım kilo yiyip de sulanan var. Bunu iyi ayarlayın arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.